Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Washington'da bir araya geldi. Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Blinken'la yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız, dedi. Türkiye'nin F-16 talebinin sadece Türkiye için değil, NATO ve Amerika'nın güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, işbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz, diye konuştu. Çavuşoğlu görüşmede başta PKK terör örgütü olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslardaki gelişmelerin de ele alınacağını söyledi. Türkiye-Amerika stratejik mekanizmasını kurumsallaştıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu mekanizmanın şimdiye kadar çok faydalı olduğunu dile getirdi. Blinken ise Türkiye ile Amerika ilişkilerinin önemine vurgu yaparken, müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklılıkların olduğuna da işaret etti. Görüşme sonrasında yeni bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Blinken'la iki ülke arasında enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika stratejik mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere Amerika'ya teklifte bulunduklarını söyledi. F-16'larla ilgili ise Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-16 talebiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, Amerika Kongresi'nin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Amerika yönetimi kararlı durduğu takdirde Amerika Kongresi'nin F-16 konusunda muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.